Öncelikle herkese merhabalar arkadaşlar, ben Kerem. Bugün sizlere Project Alpha Mod versiyon 0.1.5 sürümünün bir ön tanıtımını yapmak istiyorum. Bildiğiniz üzere versiyon 0.1 sürümünde gerçekten çok fazla hata vardı, gerçekten çok fazla bug vardı. Senaryolardaki hatalar, EYALT'den EYALT'e geçememe gibi sorunlar, arka planın iç karartıcılığı, gerçekten barış antlaşması yaparken eyaletleri göremiyordunuz abi, gerçekten kötüydü. Versiyon 0.1'de kötü bir deneyim yaşadık diyebilirim çünkü biraz aceleye geldi. Gerçekten vereceğimiz tarihte yetiştirebilmek adına biraz aceleye getirmiş olduk modu maalesef. Fakat versiyon 0.1.5 sürümünde, versiyon 0.1'de gördüğünüz hemen hemen bütün hatalar giderilmiş olacak. Üstelik yeni eklediğimiz senaryolarda Android'de de bilgisayarda da daha hızlı tur geçişlerine sahip. Bildiğiniz üzere modern dünya senaryosu Android olsun bilgisayar olsun İki platformda da yavaş tur geçişlerine sahipti. Şu anda modern dünya senaryosunu yeniden tasarladık ve artık biraz daha hızlı tur geçişlerine sahip olduğunu söyleyebilirim. Üstelik modern dünya ve 1989 senaryolarında save bug'ı vardı ve modern dünya senaryosundaki save bug'ını çözdük. 1989 senaryosunda versiyon 0.2'de tekrar yapıp yayınlayacağız abi. Yani versiyon 0.1.5 sürümünde 1989 senaryosu bulunmayacak, fakat bunun yerine eklediğimiz birçok senaryo var. Versiyon 0.1.5 sürümünün tanıtımına öncelikle ben senaryolardan başlamak istiyorum abi. Şimdi gördüğünüz üzere 2020 senaryosu, yani bildiğimiz modern dünya senaryosu. Modern dünya senaryosunda dediğim gibi versiyon 0.1'de bulunan save bug'ını düzelttik ve artık modern dünya senaryosunda sıkıntısız bir şekilde oynayabileceksiniz arkadaşlar. Modern dünya senaryosundaki tek sıkıntı Rusya'nın isminin görünmemesi ve Rusya'nın isminin neden görünmediğini hala anlayabilmiş değilim. Tabi bu sorunu da çözersek yine versiyon 0.1.5'te çözülmüş bir şekilde yayınlarız. Gördüğünüz gibi abi, bildiğimiz bir modern dünya senaryosu. Tabii ki arkadaşlar bir tane daha modern dünya senaryosu olacak. Yani sadece böyle kalmayacak. Bu bildiğimiz modern dünya senaryosu. Bir de süper modern world senaryosu olacak. Addon Plus modundaki gibi. Özellikle devletlerin iç savaşlarının vesaire bulunduğu bir süper modern world senaryosu da aynı şekilde bulunacak arkadaşlar. Versiyon 0.1.5 sürümünde. Şimdi hemen diğer senaryoları bir geçmek istiyorum. Biz Cyprus senaryosu yaptık abi. Bu arada bildiğiniz üzere Kıbrıs'ta Girit'in şekli şemali bir değişikti. Onları da dün itibariyle güncelledim arkadaşlar. Daha iyi bir hale getirdim. Gördüğünüz gibi abi, Kıbrıs'ın eski şeklinden eser kalmadı. Gerçekten çok daha iyi bir hale getirdik Kıbrıs'ı. Aynı şekilde Girit'i de düzenledik. Bir dahaki senaryoda göreceksiniz Girit'i de. United States senaryosu zaten bulunuyordu. Libya İç Savaşı aynı şekilde. Futbol Savaşı, 6 Gün Savaşı. Cold War, NSIK senaryosu abi. Versiyon 0.1.5 sürümüyle eklenen senaryolardan bir tanesi NSIK senaryosu. 16 Aralık 1944 yılında başlıyor. 67 adette medeniyet bulunuyor ve Agent Creeper tarafından tasarlandı abi. Bu senaryonun olayını şöyle anlatayım. İkinci Dünya Savaşı devam ederken başlıyor bu senaryo. Dolayısıyla abi kendinizi bir anda İkinci Dünya Savaşı'nın ortasında buluyorsunuz. İşte Nazi Almanya, Sovyet, Fransa birbirine girmiş vesaire bir durumda buluyorsunuz abi. Dolayısıyla bu senaryoyu da yine İkinci Dünya Savaşı'ndaki o hissi yaşayabilmek adına oynayabilirsiniz abi. Tur geçişleri hakkında pek bir bilgim yok bu senaryo hakkında, tur geçişleri hızlı mı yavaş mı diye, ama sanırım modern dünyaya göre biraz daha hızlı diye biliyorum abi. Bir dahaki senaryomuza geçelim hemen. NSIK senaryosu Spanish Civil War World War II 1917 senaryosu abi. Bu da yine versiyon 0.1.5 sürümü için tasarlanan modlardan bir tanesi, bir senaryo. 1 Haziran 1907 tarihinde başlıyor. 69 adet medeniyet bulunuyor ve CAP tarafından tasarlandı. Az önceki NSIK senaryosu abi nasıl 2. Dünya Savaşı devam ederken başlıyorsa, bu da 1917 yılında, yani 1. Dünya Savaşı bitmeden 1 yıl önce başlıyor arkadaşlar. Bu senaryoda da yine kendinizi 1. Dünya Savaşı'nın ortasında buluyorsunuz bu sefer. Tur geçişleri modern dünyaya göre yine daha hızlı bu senaryoda da. Bunu denedim çünkü bir ara. Tur geçişleri daha hızlı modern dünya senaryosuna göre. Bunun da yine güzel bir senaryo olduğunu düşünüyorum abi. 1. Dünya Savaşı senaryosundan sıkıldıysanız girip 1. Dünya Savaşı senaryosunun ortasından başlamak adına bu senaryoyu da oynayabilirsiniz. 1917 ve 1. Dünya Savaşı senaryosunda çeşitli düzenlemeler yaptık abi. Mesela Alsace-Lorraine bölgesi Fransa'daydı ve bu büyük bir tepki çekmişti. Biz de bunu Almanya'ya geri verdik. Tabii ki sadece bu değil. Bunun gibi birkaç düzenleme daha yaptık 1. Dünya Savaşı senaryosunda. Evet arkadaşlar, ve 1. Balkan Savaşı 8 Ekim 1917 tarihinde başlıyor ve 6 adet medeniyet bulunuyor. Bildiğiniz gibi 1. Balkan Savaşı Yunanistan Krallığı, Karadağ, Sırbistan ve Bulgaristan tarafından oluşturulan Balkan Ligi'nin Osmanlı'ya karşı Balkanlar'da verdiği savaş. Romanya Krallığı'nı da ekledim, fakat Romanya Krallığı ittifakta bulunmuyor. Bildiğiniz üzere Romanya Krallığı 1. Balkan Savaşı'na katılmadı. Ve Osmanlı İmparatorluğu tek, tabii ki en güçlü, ama karşısında da 4 tane devletin bir araya geldiği bir ittifak var.
Yine bu senaryoyu da mini senaryo olarak oynayabilirsiniz abi. Evet abi, ufak bir kesinti yaşadım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Second Boer War zaten versiyon 0.1'de de bulunuyordu ve 1889 senaryosu abi. 1 Haziran 1889 tarihinde başlıyor. 73 adet medeniyet bulunuyor ve Kness tarafından tasarlandı. Hemen senaryoyu yükle deyip bir göz atalım. Şimdi 1889 abi, yani 19. yüzyıl senaryosu hemen hemen hiç yoktu şeyde, versiyon 0.1'de. Dolayısıyla abi bu senaryo iyi oldu diyebiliriz versiyon 0.1.5 sürümü için. Avrupa bildiğiniz üzere abi Alman İmparatorluğu. Alman İmparatorluğu'nda Wilhelm, 2. Wilhelm bulunuyor. Rus İmparatorluğu'nda Çar 2. Nikolay bulunuyor abi. Bildiğiniz üzere bu liderler normalde Age of Civilizations 2'de bulunmuyordu. Fakat bunu da yine videonun sonlarına doğru göstereceğim. Birkaç tane lider ekledik. Bunları dediğim gibi videonun sonlarına doğru göstereceğim. Diplomasi ayarlarıyla fazla bir oynama yapılmadı. Vasallar vesaire ayarlandı sadece. Osmanlı İmparatorluğu'nun mesela Trablusgarp ve Cebel Şammar Emirliği Osmanlı İmparatorluğu'nun vasalı olarak başlıyor. Şöyle diplomasi haritasını açıp gösterdiğimde de zaten açık bir şekilde görüyorsunuz abi. Tabii ki yine bir de 1870 senaryosu var. Birazdan onu da göstereceğim. Orada Tunus Eyaleti var. O da Osmanlı İmparatorluğu'nun vasalı olarak başlıyor. Vesaire gibi abi, ufak diplomatik ayarlamalar da yapıldı yani, sıkıntısız bir şekilde. Teknolojilerle oynamış mıydık hatırlamıyorum abi. Hemen şöyle bir bakmak istiyorum. Teknoloji haritası gerçi burada yok. 0.5. Avusturya Macaristan 0.55. Rusya 0.5. Evet abi, teknolojilerle de ufak bir oynamışız bu senaryoda. Güzel bir senaryo olduğunu düşünüyorum abi yine bunda. Bu arada abi hemen şöyle laf arasına sıkıştırayım. Dicle ve Fırat nehirlerini arka plana ekledik. Daha güzel göründüğünü söyleyebilirim abi. Van Gölü ve Tuz Gölü'nde bu arada haritaya eklemeyi ihmal etmedik. Ve yeni yaptığımız arka plana Tuna Nehri'ni, İspanya'da bulunan 3 Nehri ve Nil Nehri'ni de yine eklemeyi ihmal etmedik abi. Şimdi hemen bir dahaki senaryoya geçelim. 1889 ve 1870 senaryosu. 1 Haziran 1870 tarihinde başlıyor. 90 adet medeniyet bulunuyor ve Kness tarafından yine tasarlandı abi. Kness 19. yüzyıl senaryolarında gerçekten yetenekli bir arkadaşımız. Güzel senaryolar yapıyor 19. yüzyıl hakkında. Bu arada abi yine laf arasına bir şey daha sıkıştıracağım. Şu anda 1807 Sanayi Devrimi senaryosu da yapım aşamasında. Versiyon 0.1.5 sürümüyle 1807 Sanayi Devrimi senaryosunda oynayabileceksiniz abi. Versiyon 0.1.5 sürümü ne zaman çıkacak peki? Eğer bir aksilik olmazsa abi, şu anda yani gerçekten hızlı gidiyoruz. Bu hızla ilerlediğimiz takdirde bir 24'ünde ya da 25'inde çıkarmayı planlıyoruz. Fakat en geç abi, hani bir sıkıntı çıksa bile en geç 27'sinde versiyon 0.1.5 sürümünü kullanıma sunacağız. Şimdi abi bu senaryoda oluşturduğumuz bazı medeniyetler var. Mesela Kuzey Alman Konfederasyonu gibi ve sanırım Güney Amerika'da da birkaç devlet yok abi, pardon, o 1889 senaryosundaydı. Burada abi Amerikan kolonilerini oluşturduk 1889 senaryosunda. Onu göstermemişim. Siz indirdiğinizde görürsünüz abi rahatlıkla. Zaten bol bol inceleme fırsatınız olacak versiyon 0.1.5 sürümünü. Afrika'daki bazı devletler vesaire de eklendi, yine Sokoto Halifeliği vesaire gibi. Osmanlı İmparatorluğu'nun bayağı bir vasalı bulunuyor gerçekten bu senaryoda. Hemen diplomasi ekranını açıp gösterdiğimizde gördüğünüz üzere abi Trablusgarp Eyaleti, Cebel Şammar Emirliği, Tunus Eyaleti, Romanya Krallığı, Sırbistan Krallığı ve aynı zamanda burada Karadağ tarihi de Osmanlı İmparatorluğu'nun vasalları olarak oyuna başlıyor. Mısır Krallığı da tabii ki bu yıllarda şu anki haline göre daha büyük. Şimdi bir dahaki senaryomuza geçelim abi. 1870'te tanıttık. Amerikan Civil War zaten vardı. Victorian Era senaryosu da yine bulunuyordu versiyon 0.1'de ve 1792 senaryosu abi. Bu da bir 18. yüzyıl senaryosu. Yine Kness tarafından yapıldı. 1792 yılında başlıyor. 19. yüzyılda tam geçecekmiş abi. Ve 1792'de bu senaryo başlıyor. Şimdi bu senaryoda Osmanlı İmparatorluğu'nun vasalları kimler, hemen bakalım. Efrak, Boğdan Prensliği, Karadağ Tarihi, Tunus Eyaleti ve Trablusgarp Eyaleti. Diplomasi haritasında açıp baktığınızda Osmanlı'yı şöyle bir coğrafyaya yayılmış olarak görüyorsunuz abi. Onun haricinde politik haritaya geçip bir Avrupa'ya bakalım. Bildiğiniz üzere HRE'den kalan bazı devletler hala burada yaşıyor. Avusturya İmparatorluğu HRE'nin imparatoru olarak başlıyor ve burada gördüğünüz küçük devletlerde seçmenler olarak başlıyor. Prusya Krallığı da aynı şekilde seçmen olarak başlıyor. Ve aynı anda abi şeyi de söyleyeyim ben hemen. Fransa'da bulunan şu gördüğünüz nehirleri de ekledik yine arka plana. Birkaç tane nehir bulunuyordu Fransa'da. Önemli olduğunu düşündüğüm onları da ekledik arka plana. Başka göstereceğim bir şey var mı abi? Bu senaryoda sanırım koloniler vardı. Aynen abi, gördüğünüz üzere bakın Rio de Plata mesela. Rio de la Plata İspanya'nın bir kolonisi.
Güney Afrika'daki New Granada, Yeni Granada. Bu da yine İspanya'nın bir kolonisi. Yeni İspanya. Bu da yine İspanya kolonisi olarak başlıyor ve burada da İspanya'nın kendi toprakları bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri Amerika'nın biraz doğusunda yaşamına devam ediyor. Birleşik Krallık'ta, Kanada'da hüküm sürüyor. İzlanda'da Danimarka, Norveç üstünlüğü var. Aynı şekilde İsveç'te de, özür dilerim, Norveç'te de. İsveç'te zaten bildiğimiz İsveç Devleti kurulu. Rus İmparatorluğu başında Catherine the Great. 1283 adet eyaleti bulunuyor abi. Bu da böyle bir senaryo. Hemen bir dahaki senaryomuza geçelim. 1792 Sengoku geçiyoruz. 1447-600. 630 Rise of İslam abi. 630 İslam'ın yükselişi senaryosu. Bunu da yine yanlış hatırlamıyorsam dün attığım postla tanıtmıştım. Hem YouTube'da, topluluk kanalında, hem Twitter'da, hem de yabancı forumda. Bu arada abi eğer hala takip etmiyorsanız bizleri ageofcivilizationsgame.com forumundan takip edebilir ve Twitter'dan aynı şekilde bizleri takip edebilirsiniz abi. Kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Evet, gördüğünüz üzere abi İslam'ın yükselişini konu alan bir senaryo. Batıda, doğuda Göktürk Hanlığı bulunuyor. 6. sırada oyunun en güçlü devletlerinden biri olarak başlıyor bu senaryoda. Bizans İmparatorluğu tabii ki de vazgeçilmez büyük güç abi. 1. sırada başlıyor. Avar Hanlığı bulunuyor hemen Kırım'ın buralarda. 8. sırada ve Sasani İmparatorluğu 4. sırada. 2. sırada sanırım Vizigotlar var. Yok abi. Kim varmış 2. sırada? 2. sırada kim var abi? Ha, aynen. Tang Hanedanı abi. 406 tane eyalet ile Tang Hanedanı 2. sırada bulunuyor. 3. sırada Vizigotlar bulunuyor. 4. sırada kim bulunuyordu onu tam olarak bilmiyorum abi. 5. sırada da Fransa bulunuyor. Her neyse abi, dediğim gibi siz bunları indirdiğinizde, ha bu arada Sasani 4. sırada, siz indirdiğinizde abi bunları tabii ki detaylı olarak inceleyeceksiniz. Bizlere hala da var olan hataları söyleyeceksiniz ki biz de versiyon 0.2'yi bu sürümden de daha iyi bir şekilde çıkaralım abi. Sanırım senaryo tanıtımları bitti. Başka tanıtmadığım bir senaryo kaldı mı? Hemen şöyle bir göz atmak istiyorum. En alta doğru bir inelim. Şu anda şu BC100, M.Ö. 100 ve 700 senaryoları yapım aşamasında arkadaşlar. Versiyon 0.1.5 sürümüyle bu modda bu senaryolar çıkar mı? Tam olarak bilemiyorum. Fakat şu anda yapım aşamasında, eğer yetişirse bunlar da yine kulağıma sunulmuş olacak. Evet, şimdi senaryo tanıtımlarını bitirdik abi. Başka ne göstereceğiz? Tabii ki de bunun haricinde eklediğimiz bayağı bir özellik de var yine. Versiyon 0.1 sürümünde eklediğimiz arka plan, bildiğiniz üzere gerçekten iç karartıcı bir arka planda oynanmayı, bence oynanmayı engelleyen bir arka plandı. Nedeni de şu ki abi, bir barış antlaşması yapmak istiyordunuz. Karşınıza kapkara bir arka plan çıkıyordu. Seçeceğiniz eyaletleri bile doğru düzgün seçemiyordunuz. Fakat şimdi bu eklediğimiz arka plan, gördüğünüz üzere abi, gerçekten eski arka plana göre çok daha güzel bir arka plan. Şurada bakın, şuradaki sıkıntıyı ben de biliyorum abi. Mesela bakın, birden yeşilden birden çat kesilmiş beyaz olmuş abi. Bu biraz görüntüyü kötüleştiriyor ama dediğim gibi versiyon 0.1'de eklediğimiz arka plana göre şu anda bu gayet kabul edilebilir, yeterli bir arka plan bence. Ve versiyon 0.2'de neden daha iyisini yapmayalım diye sorabilirsiniz abi. Tabii ki de versiyon 0.2'de daha iyisini de yapacağız. Şimdi editöre girmek istiyorum ben, bir liderler bölümüne girmek istiyorum. Eklediğimiz liderleri yavaştan göstereceğim. Bildiğiniz üzere abi oyunun kendi halinde 2. Abdülhamit bulunmuyordu. Fakat biz oyuna 2. Abdülhamid'i ekledik. Doğuşunu tahta çıktığı yıl olan 30 Ağustos 1876 olarak ayarladım ve tek medeniyetini Osmanlı yaptım. Bunlarla belki ileride oynarız abi. Şu anda bir oynama yapmadım ama kesinlikle bunlarla da bir oynama yapacağız. Başka kime oynadık abi? Ben büyük bir eksik olduğunu düşündüğüm Vladimir Lenin abi. Bildiğiniz üzere Age of Civilizations 2'de Vladimir Lenin bulunmuyordu. Yine Vladimir Lenin'in Cumhurbaşkanı olma, daha doğrusu Sovyetlerin başına geçme tarihi olan 8 Kasım 1916 olarak ayarladım tarihinde. Bunun haricinde eklediğimiz başka liderler de vardı abi, yanlış hatırlamıyorsam. Çar 2. Nikolay vardı sanırım. Nikolas 2 olarak geçiyor. Aynı abi. 1. Nikolay oyunda bulunuyordu. Fakat Çar 2. Nikolay oyunda bulunmuyordu. Çar 2. Nikolay'ı da oyuna ekledik abi. Başka kimi eklemiştik? Şöyle bir hatırlamaya çalışıyorum da. William değil de George. 5. George eklemiştik abi sanırım. Aynen abi. 5. George'u ekledik mesela buraya. Birleşik Krallık'ın kralı olarak başlıyor 6 Mayıs 1910 tarihinde. 5. George da yine eklenen liderlerden bir tanesi ve daha abi hatırlayamadığım birkaç lider daha ekledim yine. Siz artık oyunu indirdiğinizde bunlara da göz atar zaten neleri eklemiş olduğumuzu görürsünüz abi. Şimdi mod hakkında ufaktan birkaç tane bilgi vereceğim. Şimdi abi indirdiğinizde hem APK hem de bilgisayar sürümü olarak iki şekilde indirmenize olanak sağlanacak. Android'de iki tane versiyon olacak. Bir tanesi düşük sistem kullanıcıları, bir tanesi normal sistem kullanıcıları. Versiyon 0.1'de de olduğu gibi Android için düşük sistem kullanıcıları için Android sürümünün
Çarpı 5 scale'ını kaldıracağız abi. Scale nedir? Şurada gördüğünüz olay. Çarpı 1, çarpı 3 ve çarpı 5 scale abi. Buradaki scale arttıkça görüntü biraz daha güzelleşir. Ama yani telefonunuzun bilgisayarınızın kasma oranı da biraz daha artar. Mesela ben şu anda çarpı 5 scale'dayım abi. Bunu çarpı 3'e indirsem belki biraz daha az kasar. Ama eyaletlerde iç içe girme gibi bir durum oluşabilir. Asker basarsınız mesela eyaletin tamamını kaplar. Artık eyaleti göremiyor olabilirsiniz. Özellikle de zaten bu sorun çarpı 1'de kesinlikle kullanılamaz bir hale geliyor. Çarpı 1'de çözünürlük hiç artırılmıyor abi. Direkt arka plandaki çözünürlük neyse çarpı 1'de aynı şekilde ekrana da öyle yansıtılıyor. Bu da oyunu oynanamaz bir hale getiriyor. Bu arada abi girit'i de şöyle düzenledik. Göstereyim hemen. Eski hali biraz kaba bir haldi, gerçekten de kötüydü. Kıbrıs'ı da aynı şekilde düzenledik gördüğünüz gibi ve daha iyi hale getirdik. Evet, şimdi dediğim gibi abi Android sürümünde düşük sistem kullanıcıları için olacak sürümde çarpı 5 scale çıkarılacak. Fakat bilgisayar sürümünde abi yüksek ihtimalle Age of Civilizations 2'yi açan her bilgisayar bu modun çarpı 5 scale'ını kaldıracaktır diye düşünüyorum. Bir de abi şöyle bir şey var. Şimdi versiyon 0.1.5'i indirdiniz, girdiniz abi. Görüntü birazcık kötü geldi size. Bizim önerdiğimiz ayarlar şunlar arkadaşlar. Ayarlara giriyorsunuz, eyalet ayarları diyorsunuz ve eyalet alfayı 150 yapıyorsunuz. Şehirlerin sayısı ayarında %100 yapıyorsunuz abi. Bu arada şehirlerin sayısını görmüşken hemencik onu da söyleyeyim. Versiyon 0.1'de arkadaşlar 496 adet şehir ismi bulunuyordu. Fakat versiyon 0.1.5'te bu sayı 2200'ü bile aştı arkadaşlar. Yani 5 katından fazla yaptık şehir sayılarını hemen hemen. Dolayısıyla abi kesinlikle hani hemencik hatta şöyle girip de bir göstereyim. Abi şuradaki şehir isimlerine baksanıza yani. Versiyon 0.1'de bu şehirlerin hiçbiri yoktu. Hani bayağı bir şehir ekledik gerçekten de. Mesela Türkiye'de yanlış hatırlamıyorsam bir İstanbul vardı, İzmir vardı. Bir de Ankara vardı. Adana var mıydı hatırlamıyorum ama yani çok azdı. Mesela Balkanlara baksanıza bir şuradaki şehirleri vesaire. Yani ne kadar fazla şehir eklediğimiz haritadan da gayet belli oluyor. Avrupa'daki hemen hemen her şehri zaten ekledik. Güzel oldu yani bence kesinlikle. Dediğim gibi 2200'den fazla şehir ismi bulunuyor şimdi. Abi geçen bir de Eren abi tanıtmış modu sağ olsun. Bayağı bir hata belirtti. Mesela bakın modern dünya senaryosunda şöyle bir şey vardı. Hemen bir 2020'ye gireyim. Modern dünya senaryosunda abi şöyle bir sıkıntı vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin nüfusu mesela Eren Ceylan da bunu videosunda belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nin nüfusu Çin'den daha fazlaydı abi. Ya da Hindistan'ın da ekonomisi Amerika Birleşik Devletleri'nden fazlaydı. Şimdi size şöyle bir göstermek istiyorum. Hindistan ekonomisi 447 bin. Amerika ekonomisi 468 bin. Hala bunlar birbirine çok yakın diyorsanız abi şöyle bir şey göstereceğim şimdi sizlere. Mesela abi başka bir ülke olup oynayalım hemen. Türkiye olup oyna diyelim. Seçenekler. Evet abi aldık Türkiye'yi, şimdi ayarlarımızı vesaire yaptık, oyna dedik mesela abi. Şimdi bakıyorsunuz hala nüfus puanı sıralamasında Amerika Birleşik Devletleri Çin'in, Hindistan'ın önünde. Rusya Hindistan'ın önünde mesela abi. Şimdi iki tur geçtikten sonra bir de o haline bakacağız abi. Bu arada modern dünya senaryosunda ilk yaklaşık 34 tur gerçekten yavaş geçiyor. İlk 34 turda deli olabilirsiniz ama 34. turdan sonra yavaştan tur geçişleri hızlanmaya başlıyor abi. Evet abi şimdi iki tane tur geçtik ve gördüğünüz gibi nüfus puanı Çin Amerika Birleşik Devletleri'nin önüne geçti. Hindistan'la Amerika Birleşik Devletleri de aynı puanda. Yine Hindistan'ı birazcık daha nüfus konusunda bufflayabiliriz abi. Aynen Hindistan'ı azıcık daha bufflarız, Amerika'nın önüne geçeriz, sıkıntı yok. Ekonomik puanda Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Rusya, Hindistan şeklinde gidiyor. Toplam puanda da yine bildiğimiz üzere birinci sırada Amerika, ikinci sırada Çin bulunuyor. Yani bu olayı birazcık düzelttik. Yine Eren abinin videosunda söylediği bir başka kötü özellik de şu. Modern dünya senaryosunda hiçbir teknolojilerin ayarlanmamış olması. Gerçekten haklıydı çünkü yani Allah'ın Gambiya'sı ile Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomisinin, özür dilerim, teknolojisinin aynı olması gerçekten de saçma bir durumdu. Bunu tabii ki de düzelteceğiz arkadaşlar ve 0.1.5 sürümünde teknolojiler ayarlanmış bir şekilde oynayacaksınız modern dünya senaryosunu. Göstereceğim başka bir şey sanırım kalmadı abi. Yalnız abi şöyle bir haritaya baktığınızda yani hani hem gerçekten çok düzenledik abi hem de şu eyaletlere baksanıza ya. Yani bu 4269 eyalet Türkiye normal dünya haritasından çok daha büyük bir harita. 13315 adet eyalet bulunuyor. Gerçekten çok güzel bir harita olduğunu düşünüyorum ben artık ve güncellemelerle kesinlikle Age of Civilizations 2'nin en iyi modu haline gelecek, hiç kuşkunuz olmasın. Bu arada modern dünya senaryosunda Kırım'ı Rusya'ya verdik abi, artık bildiğiniz üzere hemen hemen Kırım Rusya'nın diyebiliriz bence.
Şu İran'ın kuzeyinde mesela bir tane eyalet vardı abi. Deniz eyaleti olmasına rağmen kara eyaleti olarak görünüyordu. Bunu da yine deniz eyaleti olarak ayarladık abi. Sıkıntısız bir şekilde hallettik. Fırat'la Dicle'yi ekledik vesaire abi. Bunun gibi daha belki de artık unuttuğum, söylemediğim birçok da özellik eklemişizdir. Fakat abi videoyu da artık daha fazla uzatmayayım. Sizlerin de zamanını daha fazla almayayım. Videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Eklediğimiz özelliklerle gerçekten versiyon 0.1.5 sürümü versiyon 0.1 sürümünden çok daha güzel bir halde olacak. Kesinlikle buna inanabilirsiniz abi. Dediğim gibi versiyon 0.1.5 sürümü 24.05.2020 ya da 25.05.2020'de kullanıma sunulacak. Fakat bir aksilik çıkması halinde en geç 27.05.2020 tarihinde kullanıma sunulacak arkadaşlar. Videoyu da artık burada bitirelim. Açıklamadan Aoshiki Modding TR Discord grubuna katılabilirsiniz. Twitter'dan bizleri takip edebilirsiniz. Bino Games sitesinden bizlere bağışta bulunabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda ageofcivilizationsgame.com forumundaki proje tarifimin tanıtım konusunda da ulaşabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Bay bay.